Kireç var mı? Kireç yok. Kireç, kireç. Kireç var. Getirelim sen. Kireç var değil mi? Kaç tane? Kireç var değil mi? Var var. Kaç tane istiyorsun? Bir tane getireyim. Ya Otusta günaydın. Günaydın abi, ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyiz. Sabahın erken saatlerinde başlamışsınız. Şimdi bir gün böyle pazar biraz erken gidelim, kan beyi rahatsız edelim diye. Onlar dışında. Bu rahatsızlığı seviyoruz abi. Zaten bir gün sıvalarını bitiriyoruz. Sıva diye bir şey kalmıyor. Bir kale bahçe duvarımız. Evet. Dün sonra, oraya da başladınız. Altını temelini attınız. Temelini attık. Bir günde biraz daha temel uzatacağız. Tamam. Temel kurusun, hemen ertesi güne duvarına geçeriz. Şimdi şu taş odanın derzleri mi yapılıyor abi? Şu an taş odanın derzlerini yapıyor. Ustamız burada. Abi taşlar görünecek değil mi bak? Bak, gel. Şimdi bize takipçilerden bak, şunlardan, şunlara da çok şey yapıyorlar. Yok, onlar şey değil. Bak şimdi bu, şu şekil yapıyor ya. Evet. Şimdi bunlar taşa göre hemen temizlenecek. Metin ustamız hemen eline gerekenleri yapacak. Taşlar böyle görecek, bu böyle görecek. Bunların yarısı böyle alınır yani. Yani şu kısımda mesela hiç gözükmüyor şu an. Ama şimdi onlar fırçayla silinecek mi? Tabii fırçayla temizlendikten sonra göreceksiniz. Ya mesela şu araları kırsaydık ne olurdu? Sağlıksız mı olurdu? Ya sağlıksız değil mi? O çok sağlam çimento basmıştı. Hani kırmaya gerek kalmadı. Çok çimento be. Anladım. Onun için. Sonra biraz kurusun, temizlendikten sonra böyle bir çek, ondan sonra taş kendini gösterecek. Tamam. Ya işte taşlar ufak ufak ya, mesela senin taşlar ufak olduğunu yere yaptığında mesela taş kendini gösteriyor. O büyük olduğu için. Bir de şura mesela, şurada da çok güzel gösteriyor. İşte. Ama bu duvar böyle çok sıvalı kalacakmış gibi geliyor bana. Yok, burada bizim engel çıkacak da. Ha, tabii ki burada da çok ufak parçalar var. Mesela biz böyle bir parçayı daha göstereceğiz yani. Şu görükecek, bu görükecek, evet. Bu görükecek. Ne var buranın arasında mesela bu... Şu parça görükmeyecek. Ha, aterim. Evet, burası görükmeyecek. Şunu göstereceğiz. Bunlar. O minicikleri yani göstermeyeceksin. Aynen. Onları kapatacaksın. Hepsi görükecek. Yani. Bir de suya bir temizlendikten sonra kendini göstereceksin. Şimdi tamam. Aşağı yukarı bir saat sonra bir şey yaparsan. Şimdi bu sıva bittikten sonra mı zeminin şeyini yapacağız? Sıva bittikten sonra, kasalar da taktıktan sonra zemini çakıyoruz zaten. Zemin hani kirlenmesin, başına bir şey gelmesin diye en sona değil mi? En son onu ondan bekletiyoruz. Yoksa zeminin evet. Çakılması bize bir saatlik bir olay. Tamam. Zemin bir saatlik bir olay. Ama çünkü burada kasası gelecek, parçalar kopacak, o ahşaplar çizilmesin tabii diye. Tabii. Ama asıl onlar gelince burası kendini gösterecek. Aynen tamam. Öyle. Orası şeyden evet. Sonra kendini gösterecek hani. İşte kolay gelsin. Sağ olun. Buranın sıvasını yapıyorsun şimdi değil mi? Evet abi. Evet. Şimdi kaba sıva mı oluyor? Kaba sıva. Artık öyle alışmışın ki usta, yani otomatik çalışıyor. Evet, tabii. Bakmadan yaparsın. Kaç tane de yapıyor. Levent Usta, sana da kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Evet, bakalım bugün koyunlarımıza kapora veren kişi alacak mı koyunlarımızı? Bugün alacağım dedi gene. Bugün almazsa zaten bir daha vermeyeceğim o kişiyi. Başka isteyen bir iki kişi vardı. Onlarla görüşeceğim. Bu arada
şu yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Bu koyunlarımızı bizim gibi YouTube çeken bir aile var. Muğla'da Köy İşleri kanallarının adı. Onlar almaya heveslenmişti. Hatta onları takip edenleriniz de işte Kaanlar da var. Onlardan alabilirsiniz demişler. Demişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Onlar da çok ilgilendi. Ben de aslında çok heveslendim onlara hani verebilmek için ama şimdi nakliye ücretlerini araştırmışlar ki ben de burada araştırdım. Acaba buradan hani bir tanıdık, burası hayvancılık bölgesi olduğu için buradan öyle bir nakliye bulabilir miyiz dedim. Çünkü canlı hayvan taşıma belgesi gerekiyormuş. Şöyle kafanıza göre arabayı atıp gidemiyorsunuz. Hani bir risk yani, hem hayvanlar için hem bizler için bir risk. O yüzden şimdi yakıt parası da, mazot, benzin parası da çok fazla olduğu için yani 4000 liralara çıkıyor nakliye ücreti. O anlamda da tabii mantıklı gelmiyor. Haliyle o parayı verene kadar 2-3 tane daha koyun alabiliyorlar bulundukları bölgelerden. O yüzden o iş kalmadı. Yani kaporayı veren arkadaşlar onlar değil bize. Onlar zaten niyetlerini söylediler, işte araştırdılar, ettiler. Hani bizi bekletmedi onlar zaten. Onlardan sonra bir arkadaş, çok ciddi bir alıcı vardı bizim bu bölgede. O kapora verdi. Ama 10 gün geçti, hala almadı. Bakalım, geçen mesajlaştık, pazar günü alacağını söyledi. Bugün de almazsa artık onunla iletişimimi kesiyorum. Başka bir kişiye veriyorum. Çünkü yani 10 gün kapora verip de yani 10 gün insan bekletilmez. Sonuçta biz de bakın burada hayvanlar inşaatın içindeler. Hani dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Orada yani çiviler var, inşaat malzemeleri var. Hani tehlike yani. O yüzden artık ben de ne kadar hayvanlarımızı sevsem de onlarla vedalaşacağız. Bakalım, bir iki kişi daha var isteyen. Evet, inşaatımız devam ediyor. Şu an içeri taş odamızın duvarlar derz yapılıyor. Tuvalet, sıva yapılıyor. Bakalım. Kapı pencere arıyoruz bu arada buraya yaptırmak için. Ama ikinci el bulmamız biraz zor olacak. Evet, şimdi tabii o derzler iyice fırçayla temizlenecek. Taşlar daha da iyice ortaya çıkartılacak. Bakalım, en son halini göreceğiz artık. Hayırlısı. Şuraya kapı araştırıyoruz. Buraya hani sürgülü kapı yapalım dedik ama sürgülü olduğu zaman sürgüyü açıp dışarı çıkmak istediğinizde o alan çok dar kalıyor. O yüzden gene cam kapı olacak ama bir tarafta böyle sabit dar bir cam, öbür tarafı normal büyük kapı gibi yapılacak muhtemelen. Zaten ikinci elde bulmak çok sıkıntı. Anca kapıları alıp kapının ölçüsünü ona göre kendimiz yapmalıydık. Orada bir hata yaptık. Bakalım, ona da bir fiyat araştırması yapıyoruz. Burada da biliyorsunuz dün Abdullah abiyle bayağı dağlardan, onların yaylasından mavi ladin çam ağacı getirdik. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah abiyle Nevin'e. Bize bu çamları hediye ettiler bakın. Burada çok yakıştı buraya. Ama bunları biraz derin kazmak gerekiyormuş. Şimdi bir kendime geleyim. Buraları biraz kazmaya çalışacağım. Hani bu taraf kazılır muhtemelen. Ama şuranın altı kaya gibi. Orayı kazabilecek miyim? Deneyeceğim bakalım. Bakalım nasıl olacak. Buraya da tuğlalarımız geldi. Şimdi bu duvar da bir yandan
yapılacak. Dün altına Davut Usta kalıp atmıştı bakın şöyle. Şu alanı depoya çevireceğiz. Nereye gidiyorsun? Soğanlarımı sulayacağım. Unutmuşum sularmayı da. Ne kızım öyle hanım ağa gibi yürüyorsun? Hanım ağayım oğlum, ne zannettiniz? Aklını almayayım bak. Aklınızı alırım ağa. Aksine olduğunu iddia eden aklını alırım. O kapla ben hayvanlara mama veriyorum bak. Biliyorum, gördüm. Zaten heyecanlandılar. Ay yazık ya. Verdin mi sabah? Verdim tabii. Hocam. Maydanozları mı? Maydanoz gene ince iş yapıyor. Şimdi oralar sıvadı mı bir kurusun tüfür yaparız demin sabah dediğim gibi. Evet, yaparız. Şu kenarları sıvamış usta. Aa evet gördüm, çok güzel olmuş. Bir gene şey takipçilerimizden biri şey göndermiş ya, taş yapın diye, aynı buraya benzer bir yer. Taş dediğin? Taş yapıştırın böyle şey. Hmm. Göstermez o. O taş benim de aklımda geçti ama burası daha toprak dolacak. Değil ya. Değil mi? Ondan olmaz. Bir sıra taşın hiç şey yok. Aynen evet. Benim bayağı toprak inecek oraya. Evet evet. Yani şimdi biliyorsun burada benim aklıma gereken neyse düzgün bir şey onu yapmaya çalışıyorum yani. Tabii tabii. Neresi olursa olsun size, sizin işinize daha çok... Davut Usta. Evet. Şöyle bir şey geldi aklımıza. Şu kapı yapıyapen yapılacak ya. Evet. Bu eski tarz plastik doğrama değil de kenarları ahşap olsa daha mı pahalı olur, daha mı ucuz olur? Bunu ahşaptan mı yapsan kapıyı? He. Ahşap daha pahalı olur. Tabii. Artık ahşabı yapan usta kalmadı piyasada. Değil mi? Ona marangoz mu bulmak lazım? Marangoz bulmak lazım. Onlar artık... O daha mı pahalı olur? Ahşap daha pahalı. He. Ama çok yakışır da. Tabii canım, çok güzel olurdu ama çok pahalı oldu. Zaten aşikar yani tahtaların. Öyle mi? Evet. Soğan çıkıyor. Buna mı? Buna mı dikeceksin? Ha? Şey, maydanoz mu? Evet ya, buraya dikeceğim. Ne yapayım? Oradaki mavi büyük şeyi yapaydın. Bunları alacağım. Bunları da orada dikeceğim. Büyük mavi vardı ya, bir bidon. Ona bence daha güzel olurdu. Ha doğru. Aynen. O zaman bunları yeniden şey yapayım. Dikeyim. İki tane soğan var. Tamam hadi gel. O zaman onları kim? Dur bir dakika şeyleri. Neyse bir hazırlayayım toprağını da. Toprağını şeyleri orada hazırlamayacaksın mı? He? Nerede toprağı şeyler? Orada hazırlayacağım. Şeyler, tohumlar şeyde yukarıda. Getir bir daha gidip gelme. Marul almamız lazım ya. Bak kaçırdım, cuma alacak. Burada mı yapacaksın? Evet evet. Bu tarafta. Gerçi usta şimdi şey dedi, şurayı beton atacakmış. Onlar da biz bu tarafa çekeriz dedi. Ben onu bilemedim oraya beton atacaklarını. Evet. Ama şey dedi, bir şey olmaz dedi. Bu tarafa alırım ben onları dedi. Şurada dursun. Ha? O da burada dursun. Hadi götür başla. At toprağı. Bundan. Niye hepsini bundan koydum biliyor musun? Niye? Şu lazım olur diye. Şey mi, içindeki mi? Ha, çiçek mi ekeriz? Ya ne bileyim. Ata dökecek. Sen ata buradan al oğlum. Al buradan. Toprak. Toprak da buldum. Ha. Toprak satan. Toprak da yay. Buraya yapışmış doğru. İyi artık onu sürekli alacaksın. Yapacak bir şey yok. Bizim bahçe sonuçta. Yazık yani, sonuçta şey oluyor, hava. Aman ha, çok tehlikeli.
Alışırız ya, tatlılara gelince şey yapmayız. Hadi bak güzel, burada böyle bir depon olacak. Evet ya, iyi olacak. Burayı tavuk kümesi gibi bir şey yapabilirsin. O oldu yani. Evin yanında. Ben desem olay çıkarırsın. Burada nasıl duracak? Yani. Oraya öyle bir şey demiş bir takipçimiz de, ben de. Ya düşünüyoruz tabii. Her fikre saygımız var yani. Ya buraya ben alet ekipmanlarımı koymak niyetindeyim. Buraya? Dedi, orada buraya toz daha... toprağın içine sefil oldular. Doğru ama üstünü ya zaten şu pencereye kadar kapalı olacak. Oradan gerisi açık. Sen orayı istiyorsan saksılar, çiçekler koy. Olur. Ya zaten şey yaparız. Duvarımızı, zıvırımızı buraya koyarız. Evet. Şurası mesela böyle bir atalım, bunu su da yıkamaz yani. Tabii Allah'ın gücüne bir şey de dayanmaz başka konu da. Tabii canım. Şimdi bu sizin odalarında hiç hatırı yok. Toprağın üstünden düzeltmişler. Gitmiş. Bir de köy suvası yedi sıra. Komple tuğlayla beraber. Öyle öyle çıkacak ha. Aynen böyle devam edeceğiz. Buradan gidip kotlayacağız ama kotlamamız için önce burayı bir sağlam almamız lazım. Buranın şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bunu buradan çekersek aşağı yukarı 60 santim, 70 santim bir kaybın olur. Şöyle çapraz çekelim. Çapraz çirkin olur. Bu duvarımızı yine böyle buradan geleceğiz haliyle. Evet. Bunu da buradan gelip buna kilitleyeceğiz yani. Tamam. Buranın güvenliğini bulacağız ama öncelikle bu su tesisatları. Sen kaynak yapamıyor musun su tesisatları? Ya yaparım da bunlar Bakan. Şimdi... Baş! Şey ha şu galiba şebeke suyu, evet. Bak eve şebeke suyuna veriyor. Şuradan bak bahçeye şebeke suyu gidiyor. Şu liseyi, şu liseyi buraya alacaksın abi. Yendirecek. Bunu da... Biz abi bunu garanti olsun tesisatçıya. Şu an eve mi veriyor şu an? O şebeke veriyor eve, evet. Bugün aciliyeti var mı? Ben onu ayarlayacağız. Tamam. Onun aciliyeti yok. Tamam. Şimdi ben zaten burayı düzelteceğim. Şimdi bunun altına bir ince beton atacağım. Bu duvarla bu duvarı bir getirip birleştireyim. Müstakil ev dert ya. Davut Usta şunlar boşta değil mi? Bir göstersene. Hepsi boşta. Çok sakat ya. Kafamıza düşmediğine dua etmeliyiz. Hepsi boşta yani. Duvarı böyle bir çekişi ittiyse komple yerde. Evet. Hadi böyle yap ya, böyle bak. Evet, taşları kaldı. Bak, bak anne, bak. Bak anne. Tamam, kapatabilirim. Evet bakın tuvaletimizin şu penceresi. Davut Usta bunu Alaçatı'da mı, Çeşme'de mi, nerede buldun Davut Usta? Şeyde buldum. İzmir'de. İzmir'de. İzmir'de buldu. Bir tane şimdi bunlar bunu çok al. Çok vardı. Öbür kap. Büyükler de var, bizim ölçülerimize uymadı. Büyükler de var yani. Bizim asıl mevzu içerideki büyük sürgülü kapı ve penceremiz. Onu da araştırıyoruz bakalım. Fiyat alıyoruz. Çıkar geri, çıkar geri. Biz yürüyüşe çıktığımızda minik köpeklerimiz böyle bizi takip ediyorlar. Ada Hanım nihayet geldiler. Hadi geç kalmadan İngilizce kursuna yetişmeye. Koşun. Bodyguardlarınız da sizi takip ediyorlar. Bodyguardlarımız. Kaç tane bugün bodyguardımız?
Bir, iki, üç, dört tane. Dört bodyguardımız var adacığım. 5 dakikan kaldı. Niye bu kadar geç kaldın? Ayakkabımı giyemedim. Geciktin. O ata koşmaya başladı bile. Şimdi 5. oda gelecek. O da mı gelecek? Bazen geliyor, bazen gelmez. Ayağı sakatlandı. Aa hocam. Ağzı gelmiyor. Şuradan gidemiyoruz değil mi şu aradan? Şuradan gideceğiz. Oradan gidebiliriz değil mi? Gidebiliriz. Ata gel, buradan gideceğiz. Evet. Bizim şeker mi şeker köyümüz. Şöyle biraz köy turu yaptırayım size. Hayır, iki tane yol var. Şurada dümdüz mü gidelim yoksa sağdan mı gidelim? En yakın neresi oraya, oradan gidelim çünkü geç kalıyoruz. Tam 2 dakika kaldı. Öğretmen şimdi arayacak beni nerede kaldınız diye. O zaman... Koş bence. Koş dur. Hadi koş koş. Ablan derse geç kalıyor ama o yüzden koşuyor. Evet, köyümüzün arka sokakları. Bugün pazar günü. Adacığımın her pazar İngilizce kursu var. Bizim köyümüzün biraz ilerisinde 20 yılını İngiltere'de geçirmiş bir öğretmenimiz ders veriyor. O yüzden biz de pratiği ilerlesin diye adayı oraya gönderiyoruz. Gideyim mi? Git. Koş hadi. Evet, ablayı kursa bıraktık. Şimdi evimize doğru yürüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Kaan arkeolojik kazıya başladı. Bu çamı biraz derin kazmak gerekiyormuş. Öyle mi? Sence iyi mi derinliği? Biraz daha kaz ya. Şurayı kazdım önce. Evet. Burada orada bakar mısın? Daha da gidiyor. Nasıl bir kaya? Bayağı büyük bir kayaymış hakikaten. Biraz daha kaz bence ya. Kazacağım tabii ya. Şuraları biraz daha indireceğim. Ooo, kimler gelmiş? Ne yapıyorsunuz? Acayip kaya ya. Gelin. Nevoşum'la Abdullah abi geldiler. Adam de. Hoş geldiniz. Biz de çekim yapıyorduk. Nereden geliyorsunuz? Çam ağaçlarını dikiyoruz. Daha dikmedik işte. Yer kazmaya çalışıyor da öyle bir kaya çıktı ki. Dedik herhalde define bulduk. Kolay gelsin. Kayaya bak. Kazdıkça daha da gidiyor. Ne var? İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim. Sal bakalım, dur bakalım. Oy, yok, derinliği. Çok özledim dünden beri. O kalsın ya. Bu kalacak mı? Hemen güzel olacak. Evet ya, çok güzeller, baksana çok şekerler. Teşekkür ederiz. Biri de ne boşmuş, biri de altın. Ne boş altı bak kapımı. Şu taraf hep kaya, orayı ne kadar özlemiş. Dün selam vermedi dedim, ıslanmış bu. Evet, hortumu açtı, üstüne su fışkırdı. Maydanozları ektim şeylerini. Bir de şuraya soğan diktim bak. Gördün mü soğanları? Aa, gördüm, güzel olmuş. Olmuş mu? Sen çok açtın. Çıkar değil mi? Çıkar çıkar, çıkmaz mı? Maydanozları da şu bak mavi şey var ya, oraya koydum. Dur bakalım. Onları da herhalde çıkar. Şimdi suladım biraz.
çıkar diye umut ediyorum. Yeniden mi ektin? Ha yeniden evet. Onları artık şey yapmadım. Onlar olmadı zaten. İlk şeyim o. Tecrübesizliğim. İyi gene bunu... çıkartmışsın ya. Gene çıkartmışım aynen. Şimdi onun üstünü örteyim değil mi ben? Maydanozu mu? He. Ört. Değil mi? Örtecektim şimdi. Suladım da birazdan örterim. Ben dedim bunlar geç kaldılar ya dedim herhalde kurtlar kuzular kaptı. Yuvarlandılar kaldılar diye düşündüm artık. Sen gece olmaya başladı. Güneş battı çünkü. Valla görüntü iyi bu. Abdullah abi valla. Bütün güç depolarını açtı. Bu arada kandilimiz mübarek olsun. Sizin de. Ay sizin de. Hepiniz mübarek olsun. Bunu eğeyim mi? Eğil. Anam gidiyor. Ay çok güzel maşallah var ha. Abi şu seyrek tarafı hele. Ben de Abdullah abi dedim ki bu dedim bizim için herhalde. Bak dikmişsiniz bunları zamanında. Aynen. Bize nasıl bizim kısmetimizmiş. Ne ilginç tamam. Ya, kime ya, niyet kime kısmet. Tutacak mı işte ben? İnşallah tutar. Tutar ya Allah'ım. Vallahi üzülürüm ya. Tutar Allah'ın. Allah'ın. Bu kadar da güzel hava verdi ki buraya. Ya Allah inşallah tutar. Hadi de, döndürelim mi? Bismillahirrahmanirrahim deyin diye öyle yapın. Haydi bismillah Allah'ım sen tuttur inşallah. Döndürün. Sarf edelim. Kaldırıyorum. Ben kaldırıyorsam çevir. Hadi. Öbür taraftan döndürün. Ne taraf? Bu tarafa doğru. Bu tarafa mı döndürün? Şöyle döndürün. Yani bu tarafı tele baksın. Bu şey tarafı. Ha bu tarafa. Boş yeri yani. Bu tarafı doğru. Boş yeri, boş yeri. Ya öyle mi döndü? Anlaşılmadı. Anlaşılmadılar aynen. Ne şimdi? O, böyle mi yapacağız? He biraz değil mi? Mi? Biraz tamam. Daha bence döndürün. Hadi biraz. Dön baba dönelim gibi. Ama güzel oluyor. Aynen. Ay. Oldu mu? Evet. Ama bak tam bakalım. Kandil zamanı, kandil günü çam ağacı dikmek çok sevapmış. Hadi peygamberimiz abi. De öyle ya, bir şeyi var ya. Taş olmasın. Güzel olacak. Güzel. Çok sevap. Güzel İnşallah her insan böyle bir ağaç dikse. Ülkemiz işte yemyeşil olur. Gerçi bu tabii oradan buraya konmuş. Hazır ağaca konduk. Fidan dikilmesi lazım. Ben şimdi çelik alıyorum ya çelikleri şuralara her yere dikeceğim. Bunun yanında gül dikebiliriz. Şu içerideki gülleri alıp aslında buralara şuralara dikebiliriz. Şimdi burayı beton yapacaklarmış da o beton yapılsın da. Girişe mi? Yok şu şeyin altına, kapının altına şuraya falan. Altı beton olacağı için bir bitsin de öyle dikelim onları. Ne zamandır yürümüyoruz. Bütün köyü yürüdük. Ben götüreyim seni. Sürekli yürürüz. Sürekli yürü. Sana Nevin'e göndereyim sana. He, habire yürü onunla sen. Olur mu anne? Bakar mısın bizim tavşan ne yapmış? Ata farkında değil. Tavşan ne yapmış? Bak yerde kalmış bu. Kemiri vermiş buraya. Kepçe geldiğinde kaldıraydı. Kaldırabilir miyiz? O kadar dipte olmaz ya. Evet. Bak bence şurası yumuşaktır. Bak şurayı bir denesene. Onun olduğu yer yani. Şurayı. Demirin biraz. Ha orayı bak. Bunu bir çekeyim. Orayı bir denesene. Sanki o sineyse bunu bir yumuşak lazım. Devriliyor. Taşı koyalım. Adam gidiyor. Ha orayı bir dene bakayım ha. Çok dibi değil tabii yani. Yani orası kayaysa orası tabii çok yüksek ihtimalle kaya olabilir mi?
Buraya mı diyorsun? Hı. Taş mı? Direkt kaya diyormuş. Efendim? Dur ama komple kaya ya. Kaya böyle geliyor. Kaya mı? Evet. Hmm, o zaman olmayacak bu resim. Üzgünüm. Anne bunlar ya ateş ediyor. Dur annem şunu alıvereyim ben de. Gel buraya. Evet, şunu diktik. Şimdi burası kaya olduğu için dikemedik. Orayı Davut Usta hiltiyle bize kayaları ufalanıyor. Orayı bize bir açacak. Orada da bunu da oraya dikeceğiz bakalım. İnşallah. Pencere olmuş herhalde. Şimdi şu karşı kapıyı söktünüz. Karşı kapıyı söktük, bu taşları da kaldıralım. Bize şeyi soruyorlar, neden tuvaleti bu merdiven altına yapmadınız diye ama foseptik gideri kurtarmıyordu. Değil mi? Kurtarmıyordu da şeydi, siz duşta istediğiniz için buraya sığmazdı. Evet. Buyurun. Hadi. Ben de bir yana bakayım. Küçük iti. Küçük iti ile ikisi mi hadi? Büyüğünü alayım. Büyüğünü de getir. Bunun bir ince ucu var böyle sivri yıldız. Bu aletten biz de alalım bir tane. Kaç para biliyor musun? Kaç? Davut Usta'ya verdiğiniz para. Hadi be o kadar. Evet, çukurumuz kazıldı. Davut Usta bak. Davut Usta valla sağ ol. Eline koluna sağlık Davut Usta. Hiltiyle halletti. Takipçilerimiz geldi. Sağ olun. Evet, şimdi. Tamam Bey, kolay gelsin. Teşekkürler. İyi, sizi sormalı. Allah razı olsun. Sizi de. Sürekli takip ediyoruz biz sizi de. Teşekkürler, sağ olun. Her gün videolarınızı izliyoruz, bir de görelim dedi. Sağ olun. İyi yaptınız, sağ olun. Sağ olun, görüşürüz. İyi yolculuklar. Sağ olun. Teşekkür. Biz Bayındır'darız. Öyle mi? He. O burada oturuyorsunuz. Burada Bayındır'da oturuyorum. Çok tamam. Çok tamam. Memnun olduk. Buyurun başka zaman gelin inşallah. Hoşça kalın. Tamam. Kolay gelsin. Oradan da vurayım. Çok sarmış ya aşağıda. Oradan da vurmam lazım. O saksıyı kullanırdık ya. Bir dakika sen götür istersen. Hayır dur öyle götürelim oradan şeyleri. Gerçi kullanamayız ki çok fena kök salmış. Dibine biraz torf atayım mı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tuttum şuradan. Bir dakika bırak ben. Bu ayağı bırak yemeyecekti. Yok. Yamuk aynen geldi. Bir dakika. Altını doldur istersen ben şöyle tutayım.
Şu an düz mü? Yok değil. Böyle. Aa, böyle bak. Ha, öyle tamam. Abi bunun altını biraz atman lazım. Hangi topraktan doldurayım? Abi şu taşsızlardan dedi ama. Bak şunlar güzel abi. Şurada bak. Bak şu an iyi. Biraz daha çek aşkım. Biraz abi daha. Abi şurada hazırda var bak. Bak şöyle biraz daha. Uy elime battı. Şöyle çek. Ha. Çok batıyor ya. Biz çok bunları pis. İşte nasıl taşıdık bu arada. Uy dur ma bozdun gene dur. Bunun şeyi var mı? Dur yamuk duruyor ama şu an. Yamuk duruyor. Ne? Çok yamuk duruyor şu an. Ben şu an düz. Az da kendinden doğru çek. Çok olur. Çok olur. Ha. Yok. Ha şimdi iyi gibi şu an. Şu an iyi iyi. İyi iyi şu an. Şu an iyi. Şu toprak güzel ya. Evet ondan al bence de. Yumuşak toprak. Zaten artık o parçalanmış şey olmaz. Dikkat et şeylere. Bak altını ezdin. Yapraklarını. Oo burada demir var. Çok tehlikeli. Oldu vallahi şaka maka. Oldu mu? Oldu çok güzel. Maşallah hadi. Yalnız onun ortasını yiyecek. Bak Abdullah abi nasıl yaptı? Onun gibi yapacak. Yapman lazım aşkım. Duyuyor musun? Evet şu an çukur zaten. Dümdüz oldu ama orası şu an. O biraz su yedi mi şey yapar. Ha kendini birazcık kenarları şey yapalım da. Şunun gibi olacak. Bak nasıl emdi suyu. Ağzına kadar doldurmuştum. Abi bunu peki şu demiri bu şu aradan köpekler kaçıyor. Buraya ne yapabiliriz? Duvar oradan geliyor. Duvar oradan geliyor. Aramara kalmadı. He anladım. Aramara kalmadı. Dur benim kafamı karıştırma. Burada yükselecek mi yani? Aynen. Tamam. İçinde demiri nerede onun? Bu. Ha, ondan sıfır kes. Sıfır böyle. Ha, tamam. Oradan sıfır kes git. Sıkıntı yok. Bu kalıpların içine demir atıyor şimdi Davut Usta. Daha sağlam olsun diye. Demir kesip falan mı? Bir dakika. Ne lan? Çok açtım. Evet, bugünü de akşam ettik. Ustalar bayağı yoğun çalıştı bugün. Şöyle son göstereyim bakın. Buralara sıva çekildi. Şöyle. Banyo tuvaletimize sıva çekildi. Buralara artık ya taş ya fayans yapacağız. Onu daha henüz netleştiremedik. Aynı şekilde şurası da bizim merdivenin altı. Buralar yapıldı bakın. Şöyle. Burası da taş odamız. Çok çimentolu gözüküyor şu an. Hani taşlar kapanmış gibi ama onları fırçayla alacağız. Taşlar çıkacak ortaya dedi Davut Usta. Artık bakalım kurudukça ne olacak. Onları da hep beraber göreceğiz. Şöyle bahçemiz savaş alanı gibi. Üst duvara başladılar biliyorsunuz. Bakın örmeye başladı Davut Usta oralara. Demirin, çimentonun içine demir atarak tutturuyor. Güzel, sağlam yapıyor. İki tane mavi ladin çam ağaçlarımızı diktik. Onlarla bayağı bir uğraştık, cebelleştik. Gizem çocuklarla beraber şu ağaçların altına bakın şöyle havuz açtı.
soğanla maydanoz dikti oraya, ekti. Ve koyunları almaya arkadaş bugün de gelmedi. Ve bugünden sonra da gelmesin. Artık o kişiye koyunları satmayacağım. Çünkü bir insan sözünde iki kere, üç kere durmuyoruz artık. Ve onunla bir ticaret yapılmaz. Koyunlarımız şu an itibariyle tekrardan satılık. Birkaç kişi vardı soran. Onlara bilgi vereceğim satılmadığı yönünde. Koyunları bakalım başkasına vereceğim artık. Evet, yağmurlu bir güne uyandık. Tertemiz bir hava var. Şanslı gel. Gel. Evet, yağmur da yağıyor. Ustaların da işi dışarıda. O yüzden bugün biraz işler aksayacak bakalım. Yağmurda çünkü dışarıda çalışılmaz. Bizim bu köpek de kızana girdi. Yaban şimdi onun peşini bırakmıyor. Şşt, rahat bırak hayvanı. Onu da kısırlaştıracağız bakalım inşallah. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Ağaçlarımızı diktik. Allah'a şükür inşallah tutacak. Güzel sularını da verdik. İnşaatımız devam ediyor. Duvarımız örülmeye başlandı. Taş odamız şekil almaya başladı. Gerçi taşların şu an pek ortada değiller ama fırçalanınca bakalım nasıl çıkacak taşlar ortaya. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Var mı diyeceğiniz bir şey? Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağlıkla kalın inşallah. Gelişmelerden abone olmak için abone olun kanalımıza. O zile de basarsanız bildirimleri açabilirsiniz oradan. Böylelikle videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Görüşürüz inşallah bir sonraki videoda. Allah'a emanet olun, mutlu kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.